Merhabalar efendim. Bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Allahu Teala sağlığınızı, afiyetinizi versin. İşlerinizi en güzel yapma arzusu ve isteğiyle sizi donatsın. Herkes işini nasıl yaptığıyla ilgili olarak kendi gözünde kendisi bir puan alır, bir değer kazanır ve topluma da bu değeri yansıtır. O yüzden hangi işi elimize alırsak alalım, güzel, en iyisiyle yapmayı Rabbim nasip etsin. Başkalarının güzel yaptığı işleri görüp takdir etmeyi, aferin, harikasın, bunu ne kadar güzel yapmışsın demeyi ve onları da motive etmeyi Allah nasip etsin. İyilikleri görmeyi, güzellikleri görmeyi, insanların kendisini iyi hissetmeye ihtiyaçları olduğunu düşünerek bu konuda bana ne düşüyorsa, ben ne yaparsam karşımdaki kendisini daha iyi hisseder, daha mutlu hisseder diye düşünerek birbirimizin mutluluğu için çaba sarf etmeyi Rabbim nasip etsin. Birbirimizin üzüntüsü için dua etmeyi, elimizden bir şey geliyorsa yapmayı Rabbim nasip etsin. Kendimizi ne kadar iyi bir ahlak üzere konumlandırırsak, Rabbimizin en çok razı olduğu, en çok ahirette terazi mizanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur diye buyurulan güzel ahlaka kavuşmuş oluruz. Rabbim bunu bize nasip etsin. Efendim bugün sizlerin daha önce sorduğunuz soru cevaplara devam edeceğim. Rabbim doğru soru sormayı, gerçekten kişinin kendisine düşeni bulmak için soru sormasını, kendisine düşeni yapabilmek için dua etmesini, karşısındakiyle değil kendisiyle uğraşmasını derken düzeltmek manasında ve önce kendisini düzeltmenin şart olduğunu öğrenenlerden eylesin inşallah. Şimdi bakalım ilk sorumuzda nasip ne? Çevrenin sürekli çocukla ilgili müdahalesine karşı nasıl hareket etmeli, nasıl tepki vermeli? Susmak da bir süre sonra insanın kendisini yıpratmasına neden oluyor. Bunlarla nasıl baş edilir? Çok teşekkür ediyorum. En sevgiliye emanet olun demiş. Allah razı olsun. Rabbim sizi de en sevgiliye, en değerliye emanet ediyorum. Rabbim sizleri korusun inşallah. Sizleri de emanet edenler çok olsun. Efendim, bu ne yazık ki toplumumuzda gerçekten olmaması gerektiği halde çok yaygın olan bir şey. Herkes kendi işine, kendi gücüne, kendi çocuk sayısına, kendi tercihlerine, kendi kararlarına yönelmesi, onlarla ilgili düşünceler, onları daha iyi yapma gayreti içinde olması gerekirken birilerinin çocuk sayılarına müdahale etme, birilerinin hamileliğine karışma, birilerinin fikrini değiştirmesine sebep olma gibi bir insanın asla yapmaması gereken şeyleri yapıyorlar. Efendim bir defa biz iman ediyoruz ki ol diyen Hazreti Allah'tır. Niye oldu demek Rabbimizin işine karışmaktır. Onun kaderi ayrı, onun nasibi ayrı. Onun için, hamile olan için ya da çocuk düşünen için neyin hayırlı olduğunu sen nereden bileceksin? Allah'ın ona ne kader yazdığını sen nereden bileceksin? Ve sen sözünün ona uygun olup olmadığını nereden biliyorsun? Sen kendine göre konuşuyorsun. Sana ait bir anlayışla konuşuyorsun. Bu senin düşüncen. Karşındakine uygun bir düşünce değil. Dolayısıyla sorulursa fikrinizi söylersiniz. Orada da sen bilirsin. Allah'tan hayırlısını isteyelim. Bana böyle iyi geliyor ama sana belki daha farklısı iyi gelir. Çünkü Allah'ın ne hangi vesilelerle ne yaratacağı, o yarattığında ne gibi hikmetler çıkaracağını sadece Rabbimiz bilir. O yüzden sen hayırlısına dua et diye bize fikir soranlara bile çocuğu özellikle de çocuk konusunda böyle söylememiz gerekirken iki tane vardı, üçüncüye ne gerek vardı demek Rabbimizin işine karışmak, hatta haşa haddimizi aşmak ve sanki bir şey biliyormuşuz gibi kendimize bir değer atfetmek anlamına gelir. O üç tane çocuk dünyaya getirirse bunun sana ne gibi zararı var? Bunun seninle ne ilgisi var? Ve ekonomisini sen mi karşılıyorsun? Rızkını sen mi veriyorsun? Sana zor gelen belki ona zor gelmeyecek. Senin gereksiz saydığını Allah ona gerekli demiş, ol demiş, var etmiş. Senin o olanla ilgili duygularını bozmaya ne hakkın var? Ne hakkın var? Lütfen bunu böyle düşünelim. Ve bu Allah'a karşı haddi aşmaktır. Bir kulun hayatının bir bölümünde olumsuz düşünmesine, üzülmesine, kendi çocuğuyla ilgili olarak sıkıntı çekmesine sebep olmak anlamına gelir ki
Gerçekten bu bir vebaldir çünkü kimseyi ilgilendirmez. Burada daha önce de anlattığım ama şu anda yeri geldiği için tekrar anlatma ihtiyacı hissettiğim bir hadiseyi anlatacağım. Samsun Bezirköprü'de annem bir arkadaşı ziyaret etmiş, onunla sohbet ederken hanımefendi şöyle bir hadise aktarmış. Benim 9 çocuğum vardı. 10'uncuya hamile kaldım. Bana laf söylemeyen kalmadı. Doğur, 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 dünyayı sen mi doğuracaksın? Kılıç kan makinesi gibi, bu ne bu? Aldır bunu. O kadar çok söyleyen olmuş ki. Çocuklarına bakabiliyor, eşi şikayet etmiyor, kendisi şikayet etmiyor. 15. bile olsa dünyaya getirme hakkı varken aldır bunu demek inanılmaz tehlikeli, inanılmaz gerçekten haddi aşan ve Allah'a karşı ciddi kusur işlemek anlamına gelen bir teklif. Hanımefendi demiş ki Allah ondan razı olsun. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin, vefat ettiyse Allah onu cennetin en yüksek makamına koysun. Onun sözlerini ben o kadar doğru buldum ve o kadar yerde anlatıyorum ki bunu, çok yerde anlatıyorum ki. Demiş ki, bakın sözün güzelliğine bakar mısınız? Ben Allah'ın kurduğu binayı yıkamam. Eğer çocuğuma bakamam da sizin kapınıza gelip çocuğuma bakar mısın dersen bakmayın. Ben bu çocuğu dünyaya getireceğim. Allah ol dedi. Rabbimin ol dediğine karşı çıkamam demiş. Ve 10. çocuğu dünyaya gelmiş. Öncekiler kaç kız kaç erkek o detayı bilmiyorum ama bu kız olmuş. Aradan yıllar geçmiş. Önceki 9 çocuğun 9'u da muhtelif vesilelerle ölmüş. Kimin aklına gelir? Ve demiş ki 10. çocuğum kız oldu, eczacı oldu ve ben şu anda onun yanındayım demiş. Buyurun, buyurun. Ya o aldır bunu diyenlerin lafına aldırsaydı, onların lafına uyarak bu bebeği aldırsaydı. Bir, Allah'a cinayet işlemiş gibi gidecekti. İki, şu anda bir evladın yanında kalmış olmaktan mahrum olacaktı. Üç, ondan sonra dizlerini döve döve pişman olacaktı. Neden bu pişmanlığa sebep olasınız? Neden Allah'ın ol dediği bir şey için ya da insanların düşündüğü bir şey için söz söyleme hakkını neden, nasıl insan kendinde bulabilir? Bu arada benim de şükürler olsun şu anda hayatta 6 çocuğum var. Allah cümlenin evlatlarıyla birlikte hayırlı uzun ömürler versin. Bana da çok söyleyen oldu. Sen zaten çalışıyorsun, zaten yoğunsun. Kızın da var, erkeğin de var, yeter. Onlara dedim ki ben çocuk seviyorum. Ve ben onları çok severek Allah'ın izniyle büyütüyorum. Allah izin veriyor, büyütüyorum. Dolayısıyla Allah'ın verdiği kadarına ben razıyım. Benim için hiç üzülmeyin, benim içim rahat, sizinki de rahat olsun dedim. Attım arkaya gitti. Kimsenin lafına inanmadım. Beni destekleyen sadece rahmetli annem ve eşimdi. Allah ondan razı olsun. Onun dışında bana laf söylemeyen kalmadı. Şu kadarcık umuruma bile almadım. Onlar benim Kur'an'ım da değil, peygamberim de değil, hocam da değil. Velev ki bunu hocam bile söylese dinlemezdim. Dolayısıyla yaptığınız işe inanırsanız, Allah'ın ol dediği şeyde sizin için mutlaka bir hikmet var ettiğini bilirseniz severek kabul edersiniz. Allah'ım bu çocuğum niye oldu? Allah gerek gördü de onun için oldu. Bunun ne gibi hayırlar getireceğini sağlığına, ekonomine, psikolojine, maneviyatına, diğer çocuklarına, sosyal hayatına, senin annelik algına, anlayışına, manevi hayatta sevap kazanmana, derece kazanmana, kim bilir nerelere sevap verecek de Allah bunu sana nasip etti. Belki de ahir ömründe sana bakacak çocuk odur. Pişman olmak demek, Allah'ın takdirinin önemini bilmemek, Allah'a yeteri kadar tanımamak, Allah'a yeteri kadar güvenmemek, Allah'a yeteri kadar bağlanmamakla ilgilidir. Çok üzgünüm. Allah biz kullarımıza zulmü murad etmeyiz diyor. Allah bir şey veriyorsa mutlaka onda bir hikmet vardır. Dolayısıyla değerli ve güzel hanımefendi, çocuk sayısını sınırlamayın sağlık riski olmadıkça. Allah dilediği kadar versin ve o dilediği kadar ki çocuklar sizin hayatınızı cennet bahçesine çevirsin. Çocuklar büyüyene kadar çalışmayı verin, işten ayrılıverin, istifa ediverin. Çocuklarınızla dolu dolu o hayatı yaşayın. Sarılın, oynayın, pikniğe gidin,
parka gidin, Luna Park'a gidin, ne bileyim, hayatı cıvıl cıvıl çocuklarınızla beraber coşkulu mutlu yaşayın. Yok ben çalışamadım, çalışırsın. Allah ömür verdikten sonra insan çocuklarını, ben çocukları okula gönderdim. Okulu da ondan sonra okudum. Daha yoğun çalıştım. Çocuklar varken çocuklara mutlaka siz bakın. Ne anneanne, ne babaanne, ne bir başka bakıcı. Siz emzirin. Çocuklar size bağlansın. Sizin sütünüzle, sizin karakterinizle büyüsün. Sizin sevginizle, sizin sözlerinizle büyüsün. Şahsiyet binasının tuğlaları olacak sözleri, davranışları sizden görsün. Çocuklarınız başkalarını anne gibi sevmesin. Gerçek annesini sevsin. Onun için 2 yıl emzirin. Çocuğunuza siz bakın. Fazla ara vermeye gerek yok. 2-2,5 yaş, taş çatlasa 3 yaş. İnanılmaz güzel bir zaman dilimi. Ve Rabbimiz inanıyoruz ki kendisinin ol dediği ve olmayı takdir ettiği bir şey mutlaka ve mutlaka yığınla hikmet barındırıyor ve saklı sürprizleri bize taşıyordur. Allah'a güvenelim. İnsanlar bilmiyor. İnsanların bilmediği bilerek onların sözüne itibar edip psikolojimizi bozmaktansa bilenin bilerek yaptığına güvenelim ve yolumuza devam edelim. Ve hiç kimsenin sizi üzmesine müsaade etmeyin. Çocuk sayısına karışmasına müsaade etmeyin. Espriyle karşılık deyin ki ben o kadar seviyorum ki için rahat olsun. Ben çok rahatım. Allah veriyorsa bir kolaylığını ver. Ben sana da tavsiye ederim. Niye ki çocukla kalıyorsun? Yarın bir gün çocuklar anne kardeş istiyoruz diyecekler. Sen menopoza girmiş olacaksın. Niye? Çocuk yap. Çocuk yapmaktan, dünyaya getirmekten daha hayırlı ne işimiz var bizim? Her türlü işi başkaları da yapabilir. Doktor olsan bile bir başkası senin yaptığın işi yapar. Mühendis olsan yapar. Ondan sonra ebe hemşire olsan yapar. Makine, ne bileyim ben. Her türlü işi yaparlar. Ama anneliği senden başka kimse yapamaz. O yüzden çocuklarınızı sevin. İyi ki Rabbim senin gibi evladı bizim aileye verdi. İyi ki annen ben oldum. Allah bunu böyle takdir etti deyin. Bağrınıza basın. Ev dağınıkmış, toplamışsın, zenden bozulmuş. Çocukla ev kolay kolay düzgün olmaz ama daha sonra düzeliyor. Çocukların çocukluğu var ki, çocuklarınız çocukken lütfen çocukluğunu yaşatın. Dolu dolu yaşatın. Babalarını gözlerinde övün. Babaları çocukların yanında annesini övsün. Çocuklarınızla mutluluğu yaşayın. Çocukluğunu yaşayın. Aman işe gittim. Aman işten geldim. Yok ondan sonra servis geldi. Zoraki beslenme çantasını çapur çapur öpüp hadi güle güle. Hiç gerek yok. Hayat bu kadar çok sevgiden uzak yaşamaya hazır değil. Bunu kaldıramaz. Ondan sonra da başka sıkıntılar çıkıyor. Dolu dolu sevin. Dolu dolu sevginizi hissettirin. Ve çocuklarınızı dolu dolu kendi Allah'ın izniyle gözetiminiz altında hayata hazırlayın. Allah uzun ömür versin. Rabbim yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.